Türkiye'yi suçlamaya kalktı ama bin pişman oldu. Cevabı suratına tokat gibi yapıştırdık. Biz yaptıklarımızı saklamadık. Alnımız ak, sırtımız pek Allah'a şükür. Ya sizin? Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trump hükümeti adına son kez katılan Mike Pompeo, Türkiye'yi hedef alan bir dizi skandal açıklamaya imza attı. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne, yani NATO'ya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının zirvesi başlarken, bu yıl koronavirüs nedeniyle buluşma video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Zirvenin ilk gününde Doğu Akdeniz gerilimi, Dağlık Karabağ, Libya, Rusya, Afganistan gibi birçok başlık Dışişleri Bakanları tarafından ele alındı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istediklerini söyledi. Toplantıda yaşananlara ilişkin arka arkaya resmi açıklamalar yapılırken, Amerikan siyaset dergisi Politico, Türkiye ve ABD arasında tansiyonun yükseldiğini yazdı. Habere göre online zirvede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak ve S-400 füze savunma sistemi satın alarak Rusya'ya da bir hediye vermekle suçladı. Haberlerini toplantıda yer alan birçok kaynağa dayandıran Politico, Pompeo'nun suçlamalarına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aynı tonda yanıt verdiğini bildiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Mike Pompeo'nun ABD'nin Avrupalı müttefiklerini telefonla arayarak Türkiye'ye karşı birlik olmaları için kışkırttığını, özellikle de Yunanistan tarafını tuttuğunu söyledi. ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze sistemi satmayı reddettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye, terör örgütü DAEŞ'te savaşırken Washington'ın Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri desteklediğini de vurguladı. Sözünü sakınmayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ sorununda ısrarla Ermenistan'ı desteklediklerini hatırlattı, savaşın Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandığını dile getirdi. Politico, muhtemelen son NATO toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bazı diplomatlar tarafından bilerek zirveyi sabote etmekle suçlandığını da bildiriyor. Habere göre Pompeo, Joe Biden'ın döneminde NATO'da atılacak adımları zorlaştırmak için Türkiye ile kavgaya tutuştu. Toplantıda birçok NATO ülkesinin Pompeo'yu desteklediğini belirten Politico, özellikle Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın ABD tarafında saf tuttuğunu yazdı. Toplantıda NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan arasında da tartışma yaşandığını aktaran habere göre, toplantının sonunda Türkiye'nin Libya'da NATO'nun devreye girmesi talebi ABD'yi destekleyen ülkeler tarafından reddedildi. Politico, keskin kapışmanın yaşandığı ilk günkü toplantıda, NATO'nun 2030'a kadar belirlenecek yol haritasının ise tartışılmadığını da sayfalarına taşıdı. CNN Türk'e konuşan diplomat kaynaklar, Pompeo'nun sözleri için müttefik bir ülkenin giden dışişleri bakanına yakışmadı. Belli ki Pompeo yaptığı açıklamaları Yunanistan ve Fransa ziyaretlerinde koordine etmiş ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklara göre Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşına S-400 tartışmasında müttefiklerden hava savunma sistemi alamadığımız için S-400 aldık. Trump bile hak verdi. Ortak çalışma grubunu NATO destekledi. ABD ise reddetti sözleriyle yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun toplantıda izole edilmediğini ya da yalnız bırakılmadığını söyleyen kaynaklar, ayrıca Türkiye karşıtı blok iddialarını da tamamen yalanladı. Diplomatik kaynaklara göre Yunanistan, Fransa ve ABD üçlüsü toplantıda özellikle Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi NATO'nun önde gelen diğer ülkelerinden destek bulamadı. NATO zirvesinde yaşananları haberleştiren Yunan basını ise Pompeo'nun ağzından Türkiye'yi hedef aldı. Katimerini gazetesi, Pompeo, Türkiye NATO'nun altını oyduğunu söylüyor başlığını kullandı. Haberini diplomatik kaynaklara dayandıran Katimerini, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara'yı provokasyonla suçladığını yazdı. Mike Pompeo sadece Türkiye'ye dil uzatmakla kalmadı, farklı tarafları da karıştırma yoluna gitti. Diğerlerini Türklere karşı kışkırtmanın yanında Çin'e de bir mesaj verme derdindeydi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Çin'in NATO menfaatlerini tehdit ettiğine vurgu yaparak ittifaka, Çin'e karşı işbirliği çağrısında bulunduğu bildirildi.
Toplantıda Karadeniz'in güvenliği, Rusya, nükleer silah kontrolü, NATO'nun 2030'daki durumu gibi konular ele alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen online NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığı aktarıldı. Açıklamada, ittifak liderleriyle yapılan verimli bir görüşmede, Bakan Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin ittifakın güvenlik menfaatleri için teşkil ettiği tehdide vurgu yaptı ve Çin Komünist Partisi'nin kötü niyetli faaliyetlerine karşı daha fazla işbirliği çağrısında bulundu ifadelerine yer verdi. Toplantıda bakanların Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanları'yla Karadeniz'in güvenlik konusunda konuştuklarını belirtirken, Rusya, nükleer silah kontrolü, NATO'nun 2030'daki durumu gibi konularında ele alındığını kaydetti. Bu arada Avrupa ve NATO içinde Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturma çabaları başladı. Başını Yunanistan ve Rum kesiminin çektiği bu cephe, Avrupa Birliği zirvesi öncesi büyük bir hazırlığa girmiş durumda. Oruç Reis'in Demre sahasındaki faaliyetlerini tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle birlikte Doğu Akdeniz üstünden yapılan gergin açıklamalar yerini olumlu mesajlara bıraktı. Konuya ilişkin ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesi Oruç Reis'in tekrar Türk Limanı'na dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret dedi. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırması nedeniyle saygıyı hak ettiğini, Türkiye'ye destek olmak gerektiğini belirten Merkel, Yunanistan ve Rum kesimine dayanışmasını ise yineledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, bu gerginliği düşürmeye yardımcı olacaktır ve ayrışma konusunda da ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracaktır açıklamasında bulundu. Geminin limana dönmesiyle Yunanistan'ın uzlaşma konusunda sunduğu en güçlü bahane ortadan kalkmış oldu. Ancak Doğu Akdeniz'de işbirliğine yanaşmayan Yunanistan ve Rum kesimi bu kez Kıbrıs'ta Maraş üstünden gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Yunan ve Rum lobisinin Maraş'ın açılması konusunu AB Liderler Zirvesi'nin gündemine oturtmaya çalıştığı belirtiliyor. Zirveden Türkiye'ye ekonomik ambargo çıkması kararı beklenmezken, Türkiye'nin dost Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü yoğun diplomasinin bu konuda en önemli etken olduğuna işaret ediliyor. Sadece Avrupa değil, Arap coğrafyasında ve Afrika'da da bize karşı kurulmuş cepheden bahsetmeden geçmeyelim. İsrail ile Sudan arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının tamamlama süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde normalleşme anlaşmasının resmi açıklamasının yapılacağı belirtiliyor. İran-Sudan yakınlaşmasından faydalanmak isteyen Mısır'ın talebi üzerine, üç ülkenin güvenlik ve askeri yetkilileri bir toplantı düzenleyecek. Özel kaynaklar, Mısır Genel İstihbarat Servisinden yetkililerin, Savunma Bakanı Yardımcısının ve Güney Bölge Komutanının toplantıya katılacağını doğruladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, toplantıda masaya yatırılacak en dikkat çekici maddelerden biri de, Mısır'ın Kızıldeniz'deki Türk varlığını kısıtlama talebi. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti, Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün'ün kıyıları bulunuyor. Mısır, Türkiye'nin Somali'deki varlığından ve Beşer hükümeti döneminde Türkiye'nin yaptığı Sevakin Adası Anlaşması'ndan rahatsızlık duyuyor. Üçlü toplantıda, Kızıldeniz bölgesinde güvenliğin koordinasyonu ve o bölgedeki Türk varlığını kısıtlama planları ele alınacak. Mısırlı yetkililer, ülkelerinin Sudan'la çıkarlarına ilişkin artan endişeleri nedeniyle bu toplantının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Mısır ve Sudan'ın Nil Nehri üstünde inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusundaki anlaşmazlıkları, Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik, Kahire ile Hartum arasındaki sınır anlaşmazlığı gibi özel nitelikli sorunları da konuşulacak. Üç taraf arasında ortak boyutları olan terörle mücadele dosyasının da tartışılacağı toplantıda, İsrail'in eski Sudan rejimiyle ilişkileri olan Hamas hareketi olmak üzere silahlı Filistin gruplara verdiği desteği durdurma talepleri masaya yatırılacak. İsrailli yazar Ammon Lord, İsrail Today gazetesinde yayınlanan yazısında Sudan'la normalleşmenin kendileri için üç önemli faydasını şöyle sıraladı. İlki Hamas'a silah desteğini kesmek, Türk tehdidiyle yüzleşmek ve üçüncüsü Çin genişlemesini durdurmak. Ammon Lord, Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşmenin aksine Arap dünyasının İsrail'le tarihsel düşmanlığı çerçevesinde Sudan'la ilişkilerin tarihi bir anlamı olduğunu söyledi. Peki Sevakin Adası neden bu kadar önemli? İmarı için Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'na Türk üssü kurulacak. Türkiye bölgede petrol aramaya başlarken karışan Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu'nu kuşattı. Bilindiği gibi Türkiye ile Sudan arasındaki yakınlaşma, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Türkiye'nin bölgede güçlü bir hale gelmesini istemeyen Birleşik Arap Emirlikleri ve yanındaki ülkeler, önemli bir kültür ve ticaret limanı olan Sevakin'e üst kurulmasını istemiyor. Osmanlı döneminden bu yana Sevakin, Türkiye için önemli bir rol oynadı. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika'nın haç kapısı olan Sevakin Adası, Türkiye'nin yeni ticaret ağı olarak görülüyor. Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda stratejik bir üçgen oluşturdu. Somali ve Katar'daki üslerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Sevakin Adası da Türkiye'ye tahsis edildi. Basra Körfezi'nde yer alan ve Katar ve Hint Okyanusu kıyısındaki Somali'de askeri üs kuran TSK'nın ardından Sevakin Adası ile birlikte Kızıldeniz'i de içine alan bölgede stratejik bir Türk üçgeni oluştu. Kızıldeniz'in kapısı olarak bilinen Sevakin Adası, Osmanlı'nın Kızıldeniz ve Hicaz'a denizden gelecek tehditlere karşı güvenliği sağladığı noktaydı. Ticari ve ekonomik öneminden dolayı Afrika'ya açılan kapı olarak tanımlanan Sevakin Adası, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla İngiliz işgalindeki Mısır'a bırakıldı. 1956'da İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan Sudan'ın olan adada 40 binden fazla Sudanlı yaşıyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.